Günlük Hayat kanalından herkese merhabalar. Bugünkü videoda Rafa'dan Tayfa'nın Masadan Maçı oyun setini göstereceğim. Evet arkadaşlar, kargomuz geldi ve ben de sizlere göstermek istedim. Şimdi güzel bir pakette geldiği için hani koliyle birlikte göstermek istiyorum. Çünkü bu bir kutu oyunu. Direkt üzerine ambalajlayıp göndermiş de olabilirlerdi ki böyle şeylerle çok fazla karşılaşıyoruz. O yüzden hani kargoda sorun olmaması adına bunu büyük bir koli içerisine koymuşlar ve o kolinin içerisinde geldi. Tabii ki bu kolinin içinde de yine bence bir eksiklik vardı. Koli yine büyüktü ama içinde böyle sallanmaması için bir havalı şeye ihtiyaç vardı diye düşünüyorum. Ama bu şekildeydi. Hani şöyle kutuyu açtığımda göstereyim. Yine de üzerine baskı yapıp kırılmaması adına diğerlerinden daha güzel bir kutuydu diyebilirim. Şimdi biz bunu TRT Market'ten aldık, internetten. Başka bir sitede bulamadım. TRT Market'in kendi sitesinde buldum. Rafa'dan Tayfa Masa Maçı arkadaşlar. Bildiğimiz bu Langırt dediğimiz bir oyun aslında. Bunun fiyatı 128 lira 90 kuruş. Yani 130 liraydı özetle. Bir de bunun için kargo ücreti ödedim. Onu da belirteyim. Toplamda 150 liraya almış oldum. Başka sitelerde varsa ben göremedim. Tren sitelerde de olabilir satışı. Ama ben TRT Market'ten aldım. Şöyle kutusunu gösteriyorum sizlere. Hani çok büyük değil ama bir masada oynanabilecek kadar büyüklükte. Onu da göstereceğim hani büyüklüğünü. Şöyle kutusunu açalım. Hani Rafa'dan Tayfa'yı sevenler için böyle güzel bir oyuncak diyebilirim. Onun dışında da ikili oyunlar için güzel bir oyun. Çünkü hani hem böyle zeka geliştirebilecek bir oyun arkadaşlar bu. Hem de el kasları gelişecek. Tabii ki bu belli bir yaş üstü yani. Hani zaten üzerinde de yazıyor 3 yaş ve üzeri diye. Hani bunu 3 yaşındaki çocuk belki oynayamaz ama 5-6 yaştan sonrası rahatlıkla oynayabilir. Özellikle futbolu seven çocuklar için çok daha güzel bir oyuncak. Bu şekilde çıktı. Şimdi alt kısım böyle kaleleri takılıydı. Oyuncular çıkmıştı. Sonuçta oyuncular da plastik olduğu için bu arada bu alt kısım da plastik. İçerisinde karton bir baskıyla yani resimle kaplanmış. İşte hani bu çizgi film karakterlerinin göründüğü kısım diyebilirim. Bunlar da iki tane topu bir adet yedek topuyla birlikte. Diğerleri de tutma kısımları böyle sarı ve kırmızı olanlar. Oyuncuları tutacağımız yerler. Bunlar böyle tek tek hani dörtlü işte tekli kaleci gibi bunlar artık oyuncular diyebilirim. Şöyle göstereyim. Bizim ufaklıkla birlikte bunu taktık. Hatta o takıyor. Yani hani kurulum anlamında bir zorluğu yok. Yani yapamayacağımız bir şey değil. Hani sizlere nasıl olduğunu ürünün detaylıca bir videosu olsun. Merak edenler için bir referans olsun diye bu videoyu çekmek istedim. Thank you.
ucuları taktıktan sonra gösterdiğim gibi ilk etapta gelen o poşetin içerisindeki şu plastik parçalar var yine. Onları da renklerine göre işte kırmızısı bir takım, işte sarısı bir takım olacak şekilde, aman şunu da düşürmeden yakalayalım. Oyuncuların kenarlarına takacağız. Ona göre bir takım belirlemiş olacağız. Top da içerisinde kalacak. Topun bir tanesi yedek bu arada, onu da belirteyim. Yani tahmin edersiniz ki bir top oynanıyor. Şöyle takacağız bunların ucunu da. Ondan sonrasında bizim ufaklıklar maça geçecek. Evet, bu bir futbol oyunu ve arkadaşlar topu sahaya attıktan sonra santradan maça başlıyorlar. Orada kalınca o ortada kalınca iki yüzde öğreniyor. Arkadaşlar rafadan tayfa masa oyunu bu şekilde. Bu söylediğim gibi bir futbol oyunu ve meraklı olan çocuklara, hatta yani çocuklar değil, böyle büyüklerin de bazen evde oynadığı işte tavla gibi, okey gibi oyunlardan ya da işte satranç gibi oyunlardan bir tanesi aslında. Bunu tercih eden, sevenler için biz, hani almak isteyenler için biz aldık. Sizler de bunu merak ediyorsanız diye video olarak çekmek istedik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.